fx eşittir. 1 bölü 2 çarpı x küp artı 3x eksi 4 fonksiyonu veriliyor ve f'in ters fonksiyonunun da h olduğu söyleniyor. Aynı zamanda f eksi 2'nin eksi 14 olduğu da bize verilmiş ve bizden h üssü eksi 14'ün değerini bulmamız isteniyor. Eğer bir fonksiyonun türevlerinin tersleriyle ve terslerinin türevleriyle arasındaki ilişkiye yabancıysanız o zaman bu soruyu çözmek çok zor bir şey gibi gelebilir. Çünkü f in tersini alıp h'yi bulmaya çalışmak zor bir şey olacaktır. Zira böyle üçüncü dereceden polinomik bir fonksiyonun tersini bulmak gerçekten oldukça zor. Burada fark etmeniz gereken anahtar bir özellik var. Eğer f ve h birbirinin tersi ise, o zaman h üssü x, evet h üssü x eşittir. 1 bölü f üssü h x. Evet f üssü h x olur. Ve şimdi bu ilişkiyi kullanarak h üssü eksi 14'ü bulabiliriz. Ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum. Eğer biri önüme böyle bir ilişki yazmış olsaydı ben de aynı şekilde düşünürdüm. Bu ilişki nereden geliyor? Evet bu ilişkiyi doğrudan zincir kuralından bulabiliyoruz. Eğer elimizde bir fonksiyon ve tersi varsa f içinde fonksiyonun tersi yani f içinde h x. Evet f içinde h x. Bunun x'e eşit olacağını biliyoruz öyle değil mi? Birbirlerinin tersleri oldukları için x'e eşit olurlar. H içinde f x de diyebilirdik. Bu da aynı şekilde x'e eşit olurdu. Hatırlayın h fonksiyonu belli bir x'ten h x fonksiyonunu oluşturacak. F fonksiyonu ise bunu tekrar x'e geri döndürecek. Ters fonksiyonlar böyle çalışır. Birbirlerinin ters fonksiyonları oldukları için böyle olur. Ters fonksiyonlar birbirlerine böyle davranır. Eğer her iki tarafında türevini alırsak şimdi Acaba ne buluruz? Hemen yapalım. Her iki tarafın türevini alalım. Sol tarafa d bölü dx, sağ tarafa da d bölü dx yazalım. Bunun nereye gittiğini anlamışsınızdır. Yukarıdaki ilişkinin bir versiyonunu elde edeceğiz. Sol tarafta zincir kuralını kullanalım. Burası f üssü h x. evet f üssü h x olur çarpı h üssü x. Zincir kuralından dolayı evet böyle eşittir. X'in türevinden sağ taraf 1 olacak ve eğer her iki tarafı f üssü h x'e bölersek yukarıda yazdığımız ilişkiyi bulmuş olacağız. Bu da aradan çıktı. Şimdi uygulamasını yapalım. Evet bizden h üssü eksi 14'ü bulmamız isteniyor. O zaman eşittir 1 bölü f üssü h eksi 14 h eksi 14 olarak yazabiliriz. Bize h eksi 14'ü vermişler mi? Bakayım doğrudan vermemişler ama f ve h fonksiyonlarının birbirlerinin tersleri olduğunu unutmayın. f eksi 2 eşittir eksi 14 olduğu söylenmiş. h fonksiyonu tam ters yönde gidecek. Yani h fonksiyonuna eksi 14'ü koyarsak eksi 2 bulmuş olmamız gerekecek öyle değil mi? Dolayısıyla h eksi 14 eşittir eksi 2 olacak. Evet çünkü iki fonksiyon birbirlerinin tersi o zaman buradaki h eksi 14 yerine hemen eksi 2 yazabiliriz. Tek yaptığımız şey bu ikisinin yerlerini değiştirmek oldu. Ters fonksiyonlar bu şekilde çalışır. Eğer f fonksiyonu eksi 2'den eksi 14'e gidiyorsa o zaman h de eksi 14'ten eksi 2'ye gidecektir. Şimdi f üssü eksi 2'yi bulmamız gerekiyor. Öyleyse önce f üssü x'in ne olduğunu bulalım. f üssü x eşittir. Kuvvet kuralını kullanarak 3 çarpı 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 2 çarpı x üzeri 3 eksi 1'den 2. Artı 3x'in x'e göre türevi yani 3. Bunu da aynı şekilde kuvvet kuralıyla buluyoruz. x üzeri 1 de 1 çarpı 3. x üzeri 0. x üzeri 0 1 olur. O yüzden geriye 3 kaldı. Ve buradaki sabitin x'e göre türevi de 0 olacak. Böylece f üssü x'i bulmuş olduk. Öyleyse f üssü f üssü eksi 2 eşittir. 3 bölü 2 çarpı eksi 2'nin karesi 4 artı 3. Bunu da hesaplarsak 2 çarpı 3 artı 3'ten 6 artı 3 o da eşittir 9 olur. O zaman buradaki paydaya 9 yazarsak sonucu 1 bölü 9 olarak bulmuş oluruz. Bu tür sorularla her gün karşılaşmazsınız. Genelde kalkülüs derslerinde böyle sorular sormazlar ama yine de ilginç bir soru öyle değil mi?